Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Türk Edebiyatı'nın ve düşünce dünyasının büyük ismi Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti. Şair, yazar ve siyasetçi Sezai Karakoç bugün yaşamını sürdürdü, İstanbul'da vefat etti. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sezai Karakoç'un vefatının ardından Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu. Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmeti rahmana kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebi miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şad eylesin ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ise şunları söyledi. Şiirimizin zirve ismi, İslam medeniyetinin dirilişi davasının öncüsü Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Üstad fikir ve eserleriyle gönlümüzde yaşamaya ve yol göstermeye devam edecektir, dedi. 22 Ocak 1933 yılında doğan, dünyaya gelen Sezai Karakoç, Türk şair, yazar ve düşünürdür. Aslen Diyarbakırlı olan şair, ilkokulu Ergani'de, ortaokulu Maraş'ta bitirdi. Lise öğrenimini ise Gaziantep'te gördü. 1950'li yıllarda Necip Fazıl ile tanışan Karakoç, birçok derginin sanat edebiyat sayfasını yönetti. 26 Mart 1990'da Diriliş Partisi'ni kuran Karakoç, 7 yıl partinin genel başkanlık görevini sürdürdü. Ancak parti 1997 yılında iki genel seçime girmediği için kapatıldı. Şaire geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul Üniversitesi'nde Fahri Doktora ünvanı verilmişti. Fahri Türk Edebiyatı Doktoru ünvanı Karakoç'a İbrahim Kalın'ın katıldığı törende takdim edilmişti. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.